Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Bugünkü programı aslında tamamıyla sizlerin isteği ve talebi üzerine yaptığımızı söyleyebiliriz. Sağlık sigortalarını konuşacağız. Tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası. Bugüne kadar sizlerden gelen hem eleştiriler diyelim hem sorularda hem tamamlayıcı sağlık sigortası hem de özel sağlık sigortası üzerine çokça soru soruyorsunuz. Tabii bunların en başında fiyat faktörü ön planda çıkıyor. Bu konuyu gündeme getirmek istedik biraz ve en yetkili ağzı da çağırdık konuşmak için. Özel sağlık sigortası hangi durumda? Gelişiyor mu? Fiyatlar neden tüketicinin söylediği gibi yüksek ve yükseliyor? Tabii bir önemli konu daha var, onu da altını çizelim. Orta vadeli programda da yer aldı. Önümüzdeki yıl 2025 yılında tamamlayıcı sağlık sigortası sistemi gündeme gelecek. Bu da sosyal güvenliğin üzerindeki sağlık yükünü hafifletmek amacıyla. Peki bununla ne amaçlanıyor? Nasıl bir destek konuşuluyor? Bunların hepsini konuşacağız. Efendim, BUPA Acıbadem Sigorta Genel Müdür Vekili Sayın Aslan Duymaz bizlerle birlikte hem bu sizlerden gelen sorulara hem de daha fazlasına süremiz el verdiğinde cevap verecek. Arkadaşlarımız bize ulaşacağınız tüm sosyal medya adreslerini paylaşacak. Soru ve yorumlarınızda katılabilirsiniz. Evet efendim, özel sağlık sigortaları ne durumda? Fiyatlar neden yükseliyor? Bakış başlıyor. Evet efendim, BUPA Acıbadem Sigorta Genel Müdür Vekili Sayın Aslan Duymaz, zeyin konuğum Sayın Duymaz, hoş geldiniz efendim. Merhabalar Naya. Şimdi süre kısıtlı, sağlık sigortası da konuşacak çok konu var. O yüzden biraz böyle soru cevap şeklinde gidelim. Ama her şeyden önce bize isterseniz bu tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortasındaki biraz rakamlardan bahsedin. Ne kadar sigortalı var her iki şeyde? Toplam bizim özel sigortalı sayımız nedir? Biraz oradan başlarsanız ara ara ben sorularla gireceğim. Buyurun efendim. 2024 yılında, aslında 2023 yılı gibi, sağlık sigortası sektörün parlayan yıldızı. Dolayısıyla baktığımızda tamamlayıcı sağlık sigortalarında Eylül sonu itibariyle geldiğimiz noktada 4.7 milyon yaklaşık toplam sigortalımız var. 4.7 tamamlayıcı sağlık sigortası. Yaklaşık 2.7 milyon da özel sağlık sigortalımız var. Yani bizim 7.4 milyona ulaşmış sağlık sigortası içerisinde kapsama alınmış bireylerimiz var diyebiliriz. Büyüme açısından da tamamlayıcı sağlık sigortası özellikle 2024'te %20'lik bir büyümeyle sigortalı adede anlamında ilerledi. Özel sağlık sigortasında bu büyüme biraz daha kısıtlı kaldı. Özellikle kurumsal sigortalar dediğimiz şirketlerin çalışanlarına sağladığı faydaların adetlerinden kaynaklı bir %5'lik büyüme var orada da. Yani biraz özel sağlık sigortasından tamamlayıcı sağlık sigortasına bir geçiş var galiba. Fiyatsala cazibe mi yoksa hani daha mı farklı düşünüyor? Niye? Ve hep de konuşulan şudur, yani sizlerle de sohbet ettiklerimizde tamamlayıcı sağlık sigortasının önü çok açık denir. Niye böyle Aslan Hanım? Hani nedir gerekçesi? Önü çok açık biraz tartışılır bir nokta tabii ama kapalı. kapalı demeyelim de şöyle. Şimdi mutlaka ki sahaya indiğinizde tamamlayıcı sağlık sigortasının bu kadar popüler olmasının sebebi maliyet. Özel sağlık sigortalarına göre maliyetlere baktığımızda işte ortalama primlerde 9-10 bin lira seviyesine gelmiş bir tamamlayıcı sağlık sigortası var. Buna karşın 20-25 bin bandında bir özel sağlık sigortası çok var. Çok büyük fark var arada. Büyük fark var ama şuna dikkat etmek lazım. Eskiden belki bu sistem ilk geldiğinde işte 3 bin lira ya da geçen sene 5 bin lira olan tamamlayıcı sağlık sigortasındaki artış da özel sağlık sigortasındaki maliyet artışlarına göre daha hızlı yükseliyor. Yani aradaki fark da bir önceki yıla göre nispeten kapanmış durumda. Yani yine rakamlardan bahsedersek ÖSS'de tamamen Türkiye Sigorta Birliği'nin istatistiklerinden gidiyorum. %47'lik artış görmüşüz biz ortalama primde 2024 Eylül sonuna kadar. %60'lık artış görmüşüz tamamlayıcı sağlık sigortasında. Niye?
Birisini SGK'nın üstüne ödüyorsunuz, bir tanesini hepsini ödüyorsunuz. Aracı olarak yani sigorta şirketlerinin burada bir aracı olduğunu unutmamak lazım. Yani bu bir her zaman söyleniyor ama bu bir ekosistem. Bu ekosistemin içerisinde en büyük aslında paydaşlardan biri de hastaneler. Yani kurumlar sağlık faydasını yani sağlıyor. Siz hastaneyi vatandaşa aracı olarak iletmiş yapıyorsunuz. Dolayısıyla hastaneler tarafında da artan maliyetler, sağlık uygulama tebliği üzerine hastanelerin bizlerden de talep ettiği artışlar nedeniyle tamamlayıcı sağlık sigortasını biraz daha yukarıda prim artışlarıyla seyrediyor. Bunun devam edeceğini de düşünüyorum. Geldiğimiz noktada. Ya ortalama 9 bin lira mı bir... Yani sektör istatistiklerine bakınca evet ortalama ama bu hani bir kişi için 9 bindir başka bir şey için 14 bindir. Şirkete ve ürüne göre değişiyor. Bir şey soracağım ama yani bir sağlık sigortası için yıllık 9 bin lira bir prim aslında yüksek değil. Yüksek değil. Ama bu işte artışlar anlamında baktığınızda geçen yıl 5.000'den 9.000'e çıkmış. Sahadan gelen yani sigortalılardan gelen de çok yüksek artışlar olduğu yönde. Tabii belli bir kesim var ki özellikle özel sağlık sigortalarında yaşlar arttıkça primler de arttığı için bu 9-10 bin lira seviyeleri çok daha yüksek rakamlara geliyor. Özellikle de özel sağlık sigortasında şimdi ortalama 25 bin bandı dersek bunun hani benim bahsettiğim yaşlar belki 30-35 bandıdır. İleri yaşlarda çok daha yüksek primler olduğunu görüyoruz. Peki bize genelde hep şikayet şudur. Hem fiyatların yüksekliğinden şikayet ediliyor. Hem de işte bu ömür boyu yenileme garantisini veriyorsunuz. Vatandaş alıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası da var bu. Vatandaş alıyor. Ondan sonra her yıl astronomik bir fiyat artışlarıyla karşılaşıyor. Bir taraftan sağlık tabii. Ben ona şöyle diyorum. Bir taraftan sağlık sigortasının kolaylığına ve pratikliğine yaşamışlar. Artık vazgeçemiyorlar. Ama bir taraftan da fiyatlar artıyor. Böyle sürekli bir konuşuluyor. Şimdi bu fiyatları siz herhalde belli bir teknik analizlere göre arttırıyorsunuz. Oturup da vatandaşın işte yaşı artıyor, riski artıyor. Şuna iki katı koy, bindireyim diyemiyorsunuz değil mi? Evet. Nedir bunun perdeler? Bize bir anlatsanız yani nedir bunun hesaplaması? Aslında sağlık sigortalarında bireysel ya da kurumsal fark etmez tazminat esaslı bir hesaplama var. Ama tazminat esaslı hesaplama varken hani bir kişi işte yüksek maliyet getirdi dolayısıyla bunu hadi 3 katına çıkartalım diye tabii ki gidilmiyor. Daha uzun süreli, daha sürdürülebilir fiyatlama politikalarıyla bir gerçekten hizmet sağlayıcıların bize verdiği fiyatların artışı, iki portföy dediğimiz bizdeki sigortalıların genel havuzdaki maliyetleri ve bu maliyetlerin üzerine ne kadar artış yapmamız gerektiğiyle ilgili çeşitli istatistikler ve analizler yaparak ilerliyoruz. Şimdi ömür boyu yenileme garantisi çok önemli bir kavram. Gerçekten de aslında birçok kişiyi, bireyi de bu sistemde tutan kavramlardan biri. Ömür boyu yenileme garantisi olduğu için çok yüksek maliyet artışı olmuyor aslında. Biraz daha hani bu sektörün büyümesiyle ilgili ne kadar çok sigortalıyı katarsanız büyük içerisine aynen öyle ne kadar çok sigortalıyı katarsanız o kadar uzun vadede primleri daha sürdürülebilir seviyede tutabilirsiniz. Ama bu sadece portföy ve prim de değil. Dediğim gibi esasen bizim baktığınızda sağlık maliyetlerinin artışı önemli ölçüde Türk Tabipler Birliği'ne bağlıdır. Yani enflasyonun %64 bandında olduğu 2023 yılında biz Türk Tabipler Birliği'nde %85'lik bir artış gördük. Sigortalarımıza da hep öyle anlatıyoruz zaten. Normal genel enflasyon endeksinin üzerindedir sağlık maliyetlerinin artışı. Sağlık enflasyonu bunu 2 senedir sağlık enflasyonu diyoruz. Sağlık enflasyonu da son 2 senedir normal TÜFE enflasyonunun %20 bandında da üzerinde gidiyor. Bunun çeşitli sebepleri var. Yani ilaçlar maliyetleri, dolara endeksli bir takım hastane maliyetleri, özellikle tamamlayıcı sağlık biliyorsunuz hani çok düşük yani SUT sağlık uygulama tebliği artı 2 diye çıktı. Geldiğimiz seviyelerde bunun 5-6 bile yetmediği ve hastanelerin daha da yukarıda
fiyat artışları, taleplerinin olduğu durumlar oluyor. Yani bunların hepsi primleri arttıran kavramlar günün sonunda. Şey kavramı yok değil mi Aslan Hanım? Ya işte ben sağlık sigortası, bir ameliyat geçirdim o sene. Siz de o sizden sigortalıyım. Siz de onun karşısında hastaneye 200 bin lira bir para ödediniz. Şimdi önümüzdeki sene yenileme geldiğinde ben bu 200 bin lirayı şimdi bu sigortalı alayım diye bir yok, kavramla yola çıkıyorsunuz. Böyle bir düstur edinmiyorsunuz herhalde. Yok öyle bir kavram yok kesinlikle. Peki şimdi efendim biz yayın öncesi de biraz Aslan Hanım'la sohbet ettik. Biraz dedi aslında sistemin yavaş yavaş koruyucu sağlığa doğru kayması gerektiği üzerinde konuştu. Enteresan geldi bana. O zaman yayında konuşalım dedim. Koruyucu sağlık ne demek? Hani biz yangın sigortalarında koruyucu önlemleri işte fabrikada yangın söndürücü kullan, şurayı yaptır falan. Burada ne? Evet. Şimdi aslında bir önceki sorunuzla bağlayarak buna cevap vereceğim. Çünkü insanlar da sağlık sigortası maliyetlerinin artışından yakalıyor. Evet. Biz de ürün olarak aslında ne sunuyoruz? Biz hastalanınca hastaneye gidip kullanma ürünü sunuyoruz. Hı. Halbuki hastalık öncesinde kişilerin de alabileceği birçok önlem var. Mesela? Bunu bireyler kendileri alabiliyorlar. Mental de olabilir, bedeni de olabilir. Hı. Bir yürüyüş yapmak da aslında, bir wellness programına gitmek, bir spa'ya gitmek, bir akupunkturu kullanmak. Bunu kendi içimizde de konuşuyoruz aslında. Kendi sağlığına bakmak, diyetisyenle yemesine, içmesine mesela, yani bunun gibi birçok kavram var sağlıklı kalmak için yapabileceğimiz. Ve biz bunları şu anda bir yan hizmet olarak sektör, dikkat ederseniz 1-2 yıldır çok fazla koymaya başladı. Doğru. Diyetisyen programları, aplikasyonlar var. Aplikasyonlar. Artık bunları ciddi anlamda sağlık sigortasının bir parçası olarak, bir ürün ve teminat olarak sunup sağlıklı kalma programında olan kişilerin de daha uzun vadede aslında maliyetlerini de düşürebilme konusunda da aktif olarak rol oynamak. Sigorta sektörünün şu anda sıklıkla konuştuğu, Türkiye Sigorta Birliği'nde de hatta çalışma gruplarında da konuştuğumuz ürün kavramını, teminat kavramını hastalıktan biraz daha sağlıklı kalmaya çevirmek diyorum ben ona. Bunun yurt dışında örnekleri var ama orada şöyle var. Hani yurt dışında işte bu tür spor programlarına gibi programlara gidenlerin getirdikleri sertifika karşısında sigorta şirketleri de belli bir indirim yapıyorlar aslında. Evet. Yani aslında çok doğru bir yöntem bir anlamda. Evet. Yani bir de teknolojinin geldiği yer belli. Şu anda dijital sağlık hizmetleri, evet. Uzaktan sağlık hizmetleri, dijital teknolojileri belki bundan 10 yıl önce işte bir saat taktığınızda denenmişti Türkiye'de. Başarılı olmadı dendi ama 10 yıl önce başarılı olmaması bugün başarılı olmayacağı anlamına doğru, gelmiyor. Çünkü ciddi anlamda teknoloji ilerledi ve eksponansiyel olarak daha da hızlı ilerlemesine ilerleyeceğini düşünüyoruz. Öyle bekliyoruz. Ve bunu sağlıktaki teknolojiyle birleştirdiğinizde, yani evet sigorta sektörünün dijitalleşmesi var. Bir de gerçekten sağlık hizmetlerinin, yani hastanelerin de dijital yolculuğu var. Bunun ikisi bir araya geldiğinde gerçekten uzun vadede daha uzun süreli ürünler ve daha uzun süreli bakış açılarıyla iki program çok rahat birleştirilebilir ve bunu yapmalıyız diye düşünüyorum sektör olarak. O zaman da bu 7 milyonlarda çok düşük olan rakamın sigortalı sayısının üzerine çıkması çok daha biraz daha yenilikçi ve terzi işi işlerde gerekiyor. Peki son 3-4 dakikam şunu sormak istiyorum. Orta vadeli programda da yer aldı. Öyle bir süredir de konuşuluyor. Tamamlayıcı sağlık sigortasını bir şekilde devlet tarafından desteklenip sosyal güvenlik sisteminin üzerindeki yükü de biraz sizin almanız. Siz de bunu söylüyorsunuz. Sosyal güvenliğin üzerine sağlık yükünü alalım. Böyle bir kavram ortaya geldiğinde nasıl desteklenmeli tamamlayıcı sağlık sigortası? Ne beklersiniz yani siz bundan? Teşvik ve denetim mekanizmaları diye düşünüyorum ben. Çünkü uzun vadede sadece özel sektöre ve hastanelerin maliyetleri zaten belli. Hastane diyorum ama sağlık hizmeti sağlayanları diyelim biz ona genel perspektiften. Sigorta sektörü de bunun bir aracısı olarak aslında iki tane altyapı sağlayabilir. Bir, teşviklerle gerçekten kişileri bu sisteme dahil etme, hı hı, ve uzun vadeli bakış açısı, yani uzun vadeli ürünler geliştirerek bu uzun vadeli ürünlerde bu teşviklerle birlikte kişilerin yüksek yaşlarda da sistemde belki o yüksek maliyetleri biraz daha yönetilebilir hale getirme. Yani burada en büyük beklentimiz teşviklerdir. Teşvikle kastınız ne? Yani sisteme bir
prim desteği midir? Ya da başka bir şey midir? Ya mesela BES'te %30 destek var. Burada da işte belli miktar belli gibi mi? Belli miktar da olabilir. Yani en çok konuşulan özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen zaten bir sağlık primi var. Evet. Ve kamunun üzerinden özel sektörün ortaklaşa paylaşacağı bir sistem oluşturmak. Bir de bir buradaki sosyal güvenlik primi, sağlık primlerinden bahsediyor. Ama iki vergi teşvikleri usulüyle olabilir. Bireysel emeklilik sisteminde biliyorsunuz yatırım fonları, o yatırım fonlarının işte vergi teşvikleri vesaire var. Sağlıkta sağlık fonları gibi bir kavramımız henüz yok. Ama sağlıkta uzun vadeli sistemler geliştirmek istediğimizde mutlaka burada herkesin kendi yolculuğunda biriktirebileceği, işte yaşlanınca kullanabileceği, yurt dışındaki sistemlere benzer belki bir takım ya havuzlar oluşturulabilir ya şirketlere bu misyonlar ya da teknik altyapılar verilebilir. Yani burada kamu, SDDK dediğimiz sigorta emeklilik denetleme düzenleme merkezi ve bizlerin birlikte aynı masada oturup çalışacağı biraz daha uzun vadeli bir bakış açısı gerekli diye düşünüyorum. Peki. Bir soru soracağım. O soruyu sormadan kapatmayayım yayını. Çünkü izleyiciler niye şunu sormuyorsun diyecektir muhtemelen. 2025 yılı yaklaşıyor. Neredeyse bir ay sonra sizler de yavaş yavaş yenilemeler yapıyorsunuz. Herkesin sağlık sigortası yenilemeleri de işte Aralık, Ocak gibi yaygındır. Ağırlıklı. Evet. Bir artış olur mu? Olursa ne kadar? Ya illa bir artış olur da hani ne kadar olur bu takribi? Geçtiğimiz seneler çok yüksekti çünkü. Evet. Yani böyle bir artışla karşılaşılır mı sigortalı tüketici? 2024 yılında enflasyon programına paralel artışlarda düşüş bekliyoruz. Dolayısıyla hani burada... Artışta düşüş. Artışta düşüş bekliyoruz. Bu güzel bir laf. Bu artış olacak çünkü enflasyonu biraz önce de söyledim. Gerçekleşen aslında enflasyonla sağlık maliyetleri artışı arasında zaten... Son iki yıldır 20 aşağı yukarı 20 bandında bir fark var. Yani bu fark böyle devam etmeyecektir, düşecektir ama hani baktığımızda şu andaki enflasyon beklentisi minimum artı onun üzerine yine sağlık maliyetlerinden 10-20 bandında bir artış bekliyoruz. Peki. Teşekkür ediyoruz Aslan Duymaz. Ağzınıza sağlık efendim. Arada bir lütfedip gelirseniz yine bu sağlığı konuşuruz. Sağlık konuşulacak konudur şimdi. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok efendim, sağ olun. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.